Köylü cami projesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Yıkımdan bu yana birçok fikrin ortaya atıldığı ve skandallarla gündeme gelen çarşı projesinde yetkililer sonunda Söğütlü Camii'ye bir yer bulabildi. Ancak o yer tarihi yeni caminin yanı olunca tartışmalar yine alevlendi. Kapasitesi büyütülerek yeniden projelendirilen yapı ihtişamıyla yeni camiyi gölgede bıraktı. Malatyalılar ise proje hakkında konuşarak iki caminin yan yana yapılmasındaki amacın ne olduğunu sordu. Arkadaşım yani kamerayı şuraya çevir. Bataklığa şehir yapıyorlar ya. Zaten oralar berbat bir şekildeydi. 3 ay boyunca fara kazıya çaktılar ki zemindeki suyu kurutmak için. Alakası yok yani, olmaması gereken şeyler bunlar. Bunu ben cahil aklımla düşünüyorum da bunu yapan mimarlar, mühendisler düşünmüyorlar mı? Peki tarihi yapının korunacağını düşünüyor musunuz efendim? Korunsun. Muhakkak ki korunması lazım. Onlar bizim geçmişimiz. İnsanlar geçmişini unutabilir mi? Ama yapılan şeyler yanlış yani. Dediğim gibi bakın yani, yıkılacak hala binalar var. Şehrin ne olacağı belli değil. Bir kışla caddesi yıkılacak diyorlar. Bir durduruldu diyorlar. Sürekli yani bir çelişki içindeler. Kendileri için de çelişki içindeler. Ama iki caminin yan yana olması mantıksız yani. İki cami yan yana olacağına tek cami yapılsın. Eski usul olsun, daha güzel olur yani, benim görüşüm. Peki efendim, bu proje gerçek... Çünkü hocalar yan yana olunca düet mi yapacaklar? Mantıklı değil. Araya yapın bozulacağını düşünüyor musun? Ya bozulur ya. Çünkü eski bir yapı, bozulur. Önceliğin ibadethaneler değil, iş yeri ve konutlar olması gerektiğini savunan vatandaşlar, cemaati olmayan caminin anlamsız olduğu görüşünde. Vali demişti ki çarşı merkeze yapacağımız projede iki katlıyı geçmeyecek demişti. Giriş katlar dükkan olacak, üst katlar ofis olacak dediler. Zaten bu gelen belediye başkanı Malatya'yı tanımadığı için, orasının bakırcılar dükkanının ne işe yaradığını bilmediği için, oranın kendi öz şeyine, halka hizmet edecek şekilde projeyi o şekilde yönlendirmedi. Şimdi yüksek binalar orada dikiliyor. Bakırcıların orada barınma şansı yok zaten. Alt katta bakırcılar, üst katta iş hanı zaten olmaz. Proje baştan yanlış. İki camiye gidecek insanı bulmak için ilk önce yerleşim yerini yaparsın. Orada bir halk kitlesi yaparsın. Halkları konteynerlarda ya da ağır hasarlı, orta hasarlı binalarda çıkartırsın. Yerleşim yerini yaparsın. Camiyi de ondan sonra oraya yaparsın. Oraya gidecek halkı öyle bulursun. Çıkıp da kilometrelerce yol gelip de camide namaz kılmaya ihtiyaç duymayız. İbadette göstermeyi yapmaya da zaten gerek yok. Herkesin ibadeti Allah'la kul arasında. Kimse ona karışamaz. Zaten iki caminin yan yana olması ne mantığa uygun, ne mimariye uygun, ne sisteme ne düzene uygun. Yani insanların camiye gitmesi değil de biz cami yaptık oldu demesi şu anki yapılan şey o. Biz gibi yıkılacak binalar var. Bizim karnımız aç. Bak ben burada çalışıyorum. Kendi işlerim yıkıldı, ben burada çalışıyorum. Bizim karnımız aç. İbadeti insanlar evinde de yapabilirler. Ben namaz mı kılacağım? Şu sokağa güzel bir örtü sererim. Kartonun üstünde namazımı kılarım. Ama 1,5 aydır benim evimin hala yanında yıkılacak bina var. Benim çocuklarım tedirgin oluyorlar. Hala binlerce bina yıkılmamış. İnsanların karnı aç. Onlarla ilgilenmelerini istiyorum. Ama bana ibadeti sorarsanız, ibadet insanların içindedir. Evinde de namazını kılar, her türlü ibadetini de yapar. Peki efendim. Bizim şu anda hiç derdimiz cami değil. İlk cami bize lazım değil. İbadet her türlü yapılır. Önce çarşının ayağa kalkması lazım. Yani çarşıdaki esnafın ayağa kalkması lazım ki dışarıdan gelişler sağlanır. Dışarıdan geliş sağlanmadığı sürece Malatya kalkınmaz. Gidenlerin geri dönmesi için rahatlık, yani böyle bir rahatlığın olması lazım. Mesela gelip bize soruyorlar, falan yer nerede, falan yer nerede diye. Tarif ettiğimiz tek bir yer var, Kuyumcu Pazarı. Niye? Tabii kuyumcular çok önemli. Herkeste para çok ya. Şehir yeniden imar edilirken kültürel dokunun korunacağı vaadini verenlere atıfta bulunan vatandaşlar bu projeyle tarihin korunamayacağını söyledi. Yapının korunacağını söylendi bizlere. Korunsun istiyoruz. Peki bu iki cami yan yana olursa sizce tarihi yapı korunur mu? Olmaz. Olmaz. Yapı bozulur mu? Tabii bozulur. Değişirse meydan olarak sadece bir ara sokak olacağı söylendi. İşte yanlış bir hareket. Güzel gene meydanımız da büyük olsun. İnsanlarımız rahat gelsin, rahat gitsin, rahat gelsin. Ama şey istemiyoruz. Düzgün bir camimiz istiyoruz. Düzgün bir alan istiyoruz. Yani Malatya ne icap ediyorsa o güzellik yapılsın.